Devlet Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Erzincan AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret ederek kapasite artırımı hakkında açıklamalarda bulundular. Vekiller, kapasitenin artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdiler. AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret ederek kapasite artırımı hakkında açıklamalarda bulundular. Kapasitenin artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdiler. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ne gerçekleştirilen ziyarete Erzincan AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve beraberindekiler katıldı. Burada bir konuşma yapan Erzincan AK Parti milletvekili Süleyman Karaman, "Katıldığımız toplantılar sonucunda tavuk satışlarında biraz azalma oldu. Bu noktada çalışmalarımız sürüyor ve iyi bir sonuç alacağımızı da düşünüyoruz." diye konuştu. Vekilimle birlikte biz tavuk yetiştiricileriyle beraber, kooperatif değil mi? Birliklerle birlikte Bakan Yardımcımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Bakanımızın talimatıyla, Tarım Bakanı'nın. Orada hakikaten askeriyedeki azalma dolayısıyla tavuk satışlarında biraz azalma oldu. Bunu iki çözüm yolu bulmaya çalıştık. Birisi bu KYK'lara tavuk satışını artırmak için Spor Bakanlığı'yla Tarım Bakanlığı görüşmeleri devam ediyor. İkinci alternatif de satış noktalarını biraz daha artırabilmek. Yani mesela doğuda daha fazla satış noktaları oluşturmak ya da belki franchising ya da işte satış yetkileri vermek. Onun için çalışmalar şu anda devam ediyor. Ancak işte Türkiye'nin bugünkü içinde durumu dolayısıyla biraz belki sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. İnşallah toparlayacağız. Biliyorsunuz tavuk kesimi sadece Türkiye'de Erzincan'da var. Beyaz et kesimi Erzincan'da var. Onun için bu bizim için, ilimiz için bir şans. Bunu da hepimiz biliyoruz ki Sayın Başbakanımızın çok özel istekleri doğrultusunda Erzincan'a tavuk kesim geldi. Bu tavuk, sadece tavuk kesim olarak düşünmemek lazım. Hem et açısından, yumurta açısından, yem açısından, hatta gübre açısından, civciv açısından bir sektör oluşturmamız lazım. Buna çalışıyoruz. Erzincan'da tavukla ilgili daha çok yatırım yapması için tavuk satışlarının artması lazım. Ardından açıklama yapan Erzincan AK Parti milletvekili Burhan Çakır, organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan Et Süt Kurulu'na ziyarette bulunduk. İnanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda çalışmalarımız sonuç verecek ve kapasite artışı da yaşanacaktır dedi. Bugün Erzincan'da özellikle organize sanayi bölgemizi gezerek buradaki iş adamlarının problemlerini konuşmak üzere buraya gelmiş bulunduk. Bugün de yine organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan Et Süt Kurumu'nu ziyarette bulunduk. Az önce Sayın Vekilimiz de ifade etti. Normalde beyaz etin kapasitesinin artırılmasıyla alakalı biz de Ankara'da Tarım Orman Bakanımızla birlikte görüştük. Onun talimatlarıyla yine Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Aksu ile bir araya geldik. Birlik başkanlarımızla. Ama Türkiye'nin bugün içinde bulunmuş olduğu operasyonlardan dolayı biraz akamete uğramıştır. Ama inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda bu normal zaman içerisinde aslında dönecektir ve kapasite de inşallah artacaktır. Millet Partisi Erzincan İl Başkanlığı Murat Çarşısı'nda bulunan parti binasında bir toplantı düzenledi. Toplantıya partililerin yanı sıra konuşmacı olarak Millet Partisi Trabzon İl Başkanı Yahya Demeli de katıldı. Millet Partisi Erzincan İl Başkanlığı Murat Çarşısı'nda bulunan parti binasında bir toplantı düzenledi. Toplantıya partililerin yanı sıra konuşmacı olarak Millet Partisi Trabzon İl Başkanı Yahya Demeli de katıldı.
Toplantıda Erzincan İl Başkanı Miraç Dengiz, teşekkür konuşmasından sonra Millet Partisi olarak muhteşem Türkiye hedefi ortaya koyduk. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz diyerek sözlerinde şunları ifade etti. Bizler Millet Partisi olarak bu güzel ülkemizin savunucuyuz, savunucusuyuz. Zira hedefimiz büyük, meselemiz ülkemizin kalkınmasıdır. Çünkü üzerinde var olduğumuz, bizlere şöhada kanı ile emanet edilmiş olan bu topraklar yurdumuzdur. O yoksa bu ülkede almış olduğumuz nefesin bedeli ağır olur. Ülkemizin etrafındaki tüm komşularımızla dostane ilişkiler içerisinde iyi bir politika yürüterek ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Gerektiğinde barış hareketi de yapılabilir. Ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri çok iyi bir şekilde değerlendirilerek ülkemizin ekonomisine ve insanlarımızın refah düzeyine katkıda bulunabilir. Ve bu muhteşem Türkiye çağını başlatıyoruz. İnanıyorum ki bu millet zekidir, çalışkandır, fedakardır, cefakardır, esaret nedir bilmez. Toplumun sağduyulu bütün kesimlerini hak, hukuk, adalet, bağımsız yargı, demokrasi, kardeşlik içerisinde kucaklayarak oluşturacağımız bir milli mutabakat çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yönetilen bir millet iktidarıyla cehalet, fakirlik, geri kalmışlık, hukuksuzluk, güvensizlik ve terör belasını yok edip adalet, huzur, refah, mutluluk ve barış Türk milletini ve Türk devletini dünya milletleri ve devletlerinin saygın bir üyesi haline getireceğiz. 1. İnsan hak ve hürriyetlerine dayalı hukuk devleti. 2. Millet iradenin önündeki engellerin kalktığı demokrasi. 3. Din düşmanlığı gibi din istismarının bittiği laiklik. 4. Fakirlik ve çaresizliğin tarihe gömüldüğü, herkesin sosyal adalet şemsiyesinin altına alındığı kerim devlet. 5. Bilim ve hikmet ile donatılan, sorun üretmeyen, çözüm üreten bilge devlet ve bilge toplumu. 6. Büyüyen, gelişen, zengin, mutlu, muktadir ve insanlığın yeni barış medeniyetini ve İslam Rönesansı'nı yöneten muhteşem Türkiye projesidir. Sayın seyirciler, Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini arttırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu geçecek. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini arttırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvetle esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesindeki -17, Erzurum'un Çatı ilçesinde -8, Erzincan'ın Rifaiye ilçesinde -5, Kars'ın Selim ilçesinde -6, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde -5 derece olacak. Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Kars'ta 11, Ağrı ve Ardahan'da 12, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 derece olacak. TÜİK'in açıkladığı verilere göre köylerde yaşayan nüfus oranı %7'lere kadar düştü. Genç nüfus kente göçtü, köyler hızla boşaldı. Belde ve köylerde yaşayan nüfus 1935'te %76.5, 1980'de %56.1 iken bu rakam %7'lere kadar düştü. TÜİK'in açıkladığı verilere göre köylerde yaşayan nüfus oranı %7'lere kadar düştü. Genç nüfus kente göçtü, köyler hızla boşaldı. Belde ve köylerde yaşayan nüfus 1935'te %76.5, 1980'de %56.1 iken bu rakamlar %7'lere kadar düştü. Kırsaldaki nüfusun hızla azalması ve göç tarımsal üretimi düşürdüğü gibi şehirlerde de önemli sorunlar ortaya çıkmasına da neden oldu. Göç nedeniyle otun bol olduğu arazilerde tarımın ve hayvancılığın bitmesi sonucu canlı hayvancılık bitme noktasına geldi. Köy yollarının bozuk olması, elektrik, su ve telefon arızası gibi yaşam kalitesini düşüren olaylarda köylerden kente göçüşü artıran sebeplerin başında geliyor. 1980 yılına kadar sürekli artış gösteren ve 1980'de 25.092.000 kişiye ulaşan köy, belde nüfusu bu tarihten sonra
il, ilçe, merkez nüfusundaki artışa paralel gerilemeye başladı. Köy, belde nüfusu 1980'den sonra toplam 7.3 milyon azaldı. Bu azalışın 6 milyonluk kısmı ise 2000 yılından sonra gerçekleşti. Köy, belde nüfusu ilk kez 2019 yılında toplam nüfusun %25'inin de altına indi. 2019 itibariyle ülkenin tümündeki köy ve beldelerde yaşayan nüfusun hemen hemen Ankara ve İstanbul nüfusunun toplamı kadar olduğu dikkat çekti. Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde 25-29 yaşlarındakiler %12,3 ile en yüksek oranı oluştururken bunu %11,16 ile 20-24, %10,8 ile 30-34 yaşındakiler izledi. Ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sıraya %26,6 ile Irak vatandaşları alınırken bu ülkeyi %10,4 ile Afganistan, %7,7 ile Suriye, %5,7 ile Azerbaycan ve %5,6 ile Türkmenistan takip etti. İstanbul Esenyurt'ta onlarca vatandaşın yediği ıspanaktan zehirlenmesinin ardından ıspanak zehirlenmesi nedir ve ıspanak zehirlenmesinin belirtileri nelerdir sorularının cevabı araştırılıyor. Uzun yıllardır pazarcılık yapan pazarcı Necmi Okumuş ilk defa böyle bir şey duyduğunu ve Erzincan ıspanağının doğal olduğunu söyledi. Evet, Necmi Baba'nın yerine geldiniz. Buyurun. İstanbul Esenyurt'ta onlarca vatandaşın yediği ıspanaktan zehirlenmesinin ardından ıspanak zehirlenmesi nedir? Ve ıspanak zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Sorularının cevabı araştırılıyor. Uzun yıllardır pazarcılık yapan pazarcı Necmi Okumuş, ilk defa böyle bir şey duyduğunu ve Erzincan ıspanağının doğal olması sebebiyle şimdiye kadar böyle bir durum görmediğini belirterek konuşmasında şunlara yer verdi. 40 senedir ben ilk defa hayatımda böyle bir şey duydum. Var mı böyle duyan? Ver abi sen onu. Abi 2 tane bak 5 lira. At abi da poşete. Yani onda herhangi bir şey vardır yani. Yanlışlık var yani. Ya onun içine koyulan bir madde de vardır. Ya ilaç vermişlerdir. İlacı tam kullanmamıştır o ispanak. Yıkanmadan yapılmıştır ondandır. Yoksa başka bir neden olamaz yani. Abi bu ispanak Erzincan ispanağı. Tamamen doğaldır. Bunda ilaç milaç olmaz. Yani zehirleme olayı o dışarıda göründüğü gibi değildir. Yine diyorum o ispanakta herhangi bir neden vardır. Yani ilaçlama vermişlerdir. İlacını tam yıkayamamışlardır. O ondan yapar yani. İspanağın yoksa zehirleme olayı mümkünatı yok. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ama ispanak çok güzel. Yerli ispanak garantilidir yani. Yiyen yesin. Kesesi, isosu her şeyi var bu ispanağın. Yiyin. Abi 2 lira roka. Hadi edin yani. Gel abi çekmeyelim. Bültenimize, spor haberlerimize devam ediyoruz. 3. Lig 1. grup 11. hafta mücadelesinde kendi evinde grubun iddialı takımlarından Çatalca Spor'u konuk eden Anagol 24 Erzincan Spor 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 galip tamamlayarak önemli 3 puanın sahibi oldu. 3. Lig 1. grup 11. hafta mücadelesinde kendi evinde grubun iddialı takımlarından Çatalca Spor'u konuk eden Anagol 24 Erzincan Spor 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 galip tamamlayarak önemli 3 puanın sahibi oldu. 3. Lig 1. grubun şampiyonlukta en iddialı takımı olan 24 Erzincan Spor hafta içi oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekiplerinden Kastamonu Spor'u penaltı atışları sonrasında eleyerek 5. tura çıkmanın moraliyle kendi sahasında Çatalca Spor'u konuk etti. İlk yarının başlama düdüğüyle ilk tehlikeli atağı maçın 8. dakikasında Anagol 24 Erzincan Spor'dan gelirken kontra atak ve duran toplarla gol kovalayan rakip Çatalca Spor 16. dakikada kullanılan korner atışında Mustafa'nın kafa vuruşu ile bulduğu golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Golden sonra hemen toplanan ve Çatalca Spor kalesine ablukaya alan 24 Erzincan Spor 31. dakikada Hüseyin'in sağ kanattan taşıdığı topu Burak ile buluşturdu. Burak'ın düzgün vuruşu ile gelen gol Anagol 24 Erzincan Spor'a beraberliği getirdi. 1-1 beraberlik golünü bulan 24 Erzincan Spor galibiyet için yüklenirken bu kez 39. dakikada golcüsü Ali Öztürk 24 Erzincan Spor'u 2-1 öne taşıyan golü attı. İlk yarıda başka gol olmayınca Anagol 24 Erzincan Spor devreye 2-1 önde girdi.
Çatalca Spor'un vuruşu ile başlayan ikinci devrede her iki takım da gol bulmak için mücadele verirken 24 Erzincan Spor özellikle Kerem'in sağdan taşıdığı toplar tehlikeli oldu. Çatalca Spor beraberlik için yüklenirken defansın ve özellikle kaleci Ersel'in başarılı kurtarışları gole izin vermedi. 88. dakikada Çatalca Spor'un ard arda iki şutu direkten dönerken uzatma dakikalarının sonunda kontra atakta Ayhan'ın taşıdığı topu Abdurrahman Canlı ile buluşturdu. Canlı, topu durdurmadan vurduğu düzgün vuruş sonrası 24 Erzincan Spor'u 3-1 öne taşıyan gol oldu. Gol sonrası hakem santra yaptırmazken maçı 3-1 kazanan Anagot 24 Erzincan Spor aldığı 3 puan sonrası grupta gol averajı ile 3. sırada yer aldı. Engelin üzerinden geçin. Anagot 24 Erzincan Spor Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yomra Spor'a konuk olacak. Erzincanlı güreşçiler 2019-2020 sezonunda haftanın 5 günü tempolu şekilde hazırlanmaya devam ediyor. 34 sporcu ile haftanın 5 günü ter döken sporcular yeni sezonda Erzincan'a madalya kazandırarak atasporunu zirveye taşımak istiyorlar. Erzincanlı güreşçiler 2019-2020 sezonuna haftanın 5 günü tempolu şekilde hazırlanmaya devam ediyor. 34 sporcu ile haftanın 5 günü ter döken sporcular yeni sezonda Erzincan'a madalya kazandırarak atasporunu zirveye taşımak istiyorlar. Erzincan Merkez Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren 34 sporcu hocalar nezaretinde taktiksel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Hocaların antrenmanda birebir ilgilendiği sporcular yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Sporcuların amacı Erzincan'ı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da güreş alanında en iyi şekilde temsil etmek. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Güreş İl Temsilcisi ve antrenör Mehmet Özsoy, antrenmanlarının çok iyi gittiğini belirterek konuşmasında şunlara yer verdi. Erzincan'ımıza 2019-2020 sezonumuz hayırlı olsun. Biz geçen yıl olduğu gibi bu yılda haftanın 5 günü antrenmanımız mevcuttur. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bu çocuklarımızın 24 tanesi yatılı, 10 tanesi daimi günü, 34 tane sporcumuz var. İnşallah bu sene daha iyi şeylere imza atacağız. İl müdürüm Burak Bey bu işle çok ilgili. Sen müdürüm Ahmet Tüysüz her an yanımızda. Şu anda olduğu gibi antrenmanda da yanımızda, tesislerimizde de. Çocuklarımız 24 saat kontrolümüzde. İnşallah Erzincan'ın eski günlerine, eski günleri hatırlatmak için çaba sarf etmekteyiz. İki tane genç antrenör arkadaşımız geldi. Ben hem federasyon temsilcisi hem antrenör olarak katkıda bulunuyorum. Amacımız atasporunu daha güçlü şekle getirmek. İlimize de bu SEM Sporcu Eğitim Merkezi'nin katkısını herkesin bilmesini istiyorum. Biz de yararlanıyoruz. Esnaflar da yararlanıyor. Erzincanımız yararlanıyor. Yani bunun kıymetini bilelim. İnşallah biz bunu ayakta tutmaya çalışacağız. Bu da nasıl çekti yani? Oturmuşum. Adam geri doğru gelse zaten ben oturacağım kalkacağım. Bu pozisyonu düşerim. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 3-16, Erzurum -1-13, Sivas 2-18, Gümüşhane 2-15, Bayburt 2-13, Giresun 14-23, Elazığ 4-18, Tunceli 6-19, Bingöl 2-17, Malatya 5-17, Yozgat 3-18, Amasya 8-24, Kars 3-14, Van 2-13, Ağrı -3-14 derece. Dolar alış 5.69, satış 5.70. Euro alış 6.36, satış 6.37. 22 ayar altın bilezik alış 251.32, satış 253.86. Tam altın alış 1832.05, yarım altın alış 916.07, çeyrek altın alış 457.95'ten işlem görüyor.
Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.